yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Of abi. Bir tane bu yukarıdan başlayalım. Ağzını iyice yapıştırmazsan ses gelmez. İyice yaklaştık abi. Onu çıkartma, çıkartma. Çıkar sen çıkarabilirsin. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Ülkedeki sağlık, ülkedeki şiddet ikliminden en fazla payını alan sağlık çalışanları olarak bugün bir basın açıklaması yapacağız. Bir asistan arkadaşımız bir Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniklerinde bıçaklandı. Bizler sağlık çalışanları olarak poliklinikler önünde bir açıklama yapmak istedik. Fakat güvenlik görevlisi arkadaşlar bizlere izin vermedi. Sağlıkta şiddet sona ersin. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam ediyor. Maalesef Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim arkadaşımız Doktor Ertan İskender'in bir hasta tarafından hayatına kastedilerek yaralanması ve mesleki hayatında belki de dönüşü olmayacak yaralar almasına neden oldu. Nasıl bir sağlık düzenidir ki resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Hastaneler artık şifa merkezi olmalı değil, şiddet ortamı ile anılır oldular. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi kapısındaki barikat ile kapatma olayını hepimiz çok yakından hatırlıyoruz. Olanları bitenleri akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerilerini geliştiren onca rapor olmasına rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz. Yaşatırken ölmek istemiyoruz. Yaşatırken ölmek istemiyoruz. Yaşatırken ölmek istemiyoruz. Sağlıkta şiddet yasası maalesef etkili bir şekilde uygulanmıyor. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz. Dünden bugüne yöneticilerin sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemleri bugün geldiğimiz noktanın en önemli sebeplerinden biridir. Sağlıkta dönüşüm programı biz sağlık çalışanlarının canına kasteden bir canavara dönüşmüş durumda. Bu program sonucu oluşan kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğunun altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet olguları ile karşı karşıya kalmaktadır. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Merkez Konseyi üyesi Doktor Deniz Erdoğdu'ya.